soracağım hocam. Ama son kürümüzü de yapalım ki süremizi... Hangisi o? Sellüt'ü yapacağız hocam. Sellüt, ha, hanımefendilerin... Bak, bayanların bu selülit şikayetleri, bir defa hep söylüyorum. Selülit'i tetikleyen bir, kahvedir. Şimdi efendim, hiç mi kahveyi günde bir tane için mübarek? Hadi bilemediniz iki ama böyle 3-4 yaptığınız zaman... Ya da o sabahın köründe hocam kahve markasından gidip şöyle kutuda... Hocam onu almayanı, ya öyle kahveyle işe gitmeyeni sanıyorum, tırnak içinde kullanıyorum, dövüyorlar yani. Ben de nasıl sinir oluyorum o görüntüye, elinde koca bir tane şey. Biliyorsunuz ne olduğunu. Evet. Verimli çalışamıyor o kahveyi içmek. Hocam öyle bir şey olabilir mi? Siz bunu daha iyi anlatırsınız. Bu hafta değil ama. Yani bu tam bir böyle işte o şey propagandası. Yani filmlerdeki Amerikan propagandası. Orada öyle ya. Orada New York'ta öyle geziyorlar ya. Bu da öyle geziyor. Ne olur kızmayın ya. Kızan da kızsın. Ben sinir tabii fikrini ya. Söyleyeceksin evet, canım. İçsene Türk kahvesini mis gibi. Değil mi hocam? Değil mi? Aynen. Buyurun hocam sellüt. Şimdi kahvenin içerisindeki kafein hormon, yani yağ depolayan hormonları tetikler, aktive eder. Onun için selülitleriniz artar. Onun için kahve, bak çayda böyle bir sorun yok. Kahvede var. Bir başka şey, selülitleri tetikleyen az su içmeleri. Bayanlar erkeklere nazaran daha az su içiyorlar. Evet. Evet. Halbuki onların daha çok içmesi lazım. Evet, bu selülitleri tetikliyor. Şimdi yapacağınız şey, beslenmenize dikkat edin. Bunun yağlı yemekle yememekle bunun bir alakası yok. Hı. Bu büyük bir oranda beslenme kültürünüzü değiştirmiş olmanızdan kaynaklanıyor. Yılda iki defa böyle 15 gün bir şey yaparsanız, lahana kürü yaparsanız çok faydasını görürsünüz. Bir de kür olarak. Şimdi şöyle, beyaz lahanamız hani mevsimimizde bulunmadığı için. Evet, bunu, şu anda mevsimi değil, geçti. Yarım litre suyun içerisine lahanadan 3 orta boydan atıyorsunuz. Burada bu lahanamız 15 bizim dakika. Kaynayacak. Ondan sonra kaynadıktan sonra bir yere alıp ılımasını bekleyeceğiz. Ilıdıktan sonra süzüp günde iki defa bu yarım litreyi sabah aç karnına, akşam aç karnına şeklinde alabilirler. Bu uygulama 7 gün yapacaklar. 7 günden sonra 3 gün ara verecekler. Tekrardan bir 7 gün daha yapacaklar. Toplamda 14 gündür lahanamızın burada süresi. Arkasından da ıhlamurlu, kuşburnu ve altın otu giriyor devreye bizim. Bundan da yine yarım litre olacak burada. Gösterme amaçlı yapıyorum ben bunu. Burada bunu atıyoruz. Burada kuşburnuyu da, yok, kuşburnuyu da çatlatmamız gerekiyor aynı burada. Anda. Aynı anda. Bu burada 5 dakika falan kaynaması gerekiyor. Bundan da 5 tane ya da 4 tane atabilirler buraya çatlatarak yalnız. Hı hı. Arkasından da bu 5 dakika kaynadıktan sonra altın otunu atmamız lazım. Bundan da çok az bir miktarda atmamız lazım altın otunu da. Bitter bir tat verir. Çok fazla şey yapmayın. Yani az miktarda alıyorsunuz. Evet. Yarım tutamdan daha az. Daha sonra altın otu da burada 4 dakika kaynayacak. Yani toplamda ıhlamurlu kuşburnunun altın otuyla kaynama süresi 9 dakika olması gerekiyor. Tamam. Bunu sıcakken süzüp ılık olarak günde 2 defa şeklinde içmeleri gerekiyor. Yine aç karnına burada. Arkasından da nar çekirdeği yağımızı o serilitte olan bölgeye, yalnız burayı soğuk bir duşla yıkamaları gerekiyor ilk başta. Bunu masaj yaparak uygulamaları gerekiyor. Gün aşırı nar çekirdeği yağını kullandıktan sonraki günden sonra biberi yağı devreye giriyor. Hı hı. Onu da yine aynı şekilde oraya masaj yaparak uygulamaları gerekiyor. Ve sellütten kurtulmuş oluyorlar. Şimdi yani Hüseyin, emeksiz kazanç yok. Yani biraz şey yapacaksınız. Yani emek vereceksiniz